ben tamaşa vakti. Ben bir şey yapmıştım. Yaşıyorum. Fırıhan deyirdi ki, ben de her defa Bahram Hanım'ın evine gidende hem maşa süresi hem maşa açık olarmış. Ve deyir, ben birinci defa hala o vakit Leyli'ni maşa edildiğinde o bir büyük bir vakit mekanı oldu. O Leyli birden bir razı olmuyor ki. Ve her defa gelende Mürabay Hanım'ın o bir şey diyor, küfte, ne bileyim, mezun öyle azatlar ve o diyor. Güzel küfte bozmaz sonra diyor, tek bir Flora Hanım diyor, Hans'ın diyor, Sarı Hanım diyor, Sarı Hanım diyor. Ben de sistem sen danışıyorsun. Yine Kallar Hoca diyor, Demir Babı Hanım, Murad Hoğlu, Yaver Çelen, Tarih Leyli'nin arası, Yaver Vakları var ki, çok adamlar, hayal getirirse, hepsi bizim ilim adamları oldular. Bak bir kardeş, Erkan Nasır, klasik ya. Ama o bir kardeş ise, müasir, müasir manalar yazır. Yok, düz danışmışsa. Ya o halde düz danışmıyorum güzellikle, ben sen danışasın. Sen bana şerahat yaratmazsın, düzeltim de. İşe özel ki, klasik, ya da klasik muğamlarla, ben özüm de muğam şuna sağım. Ben ki muğamların tarihiyle insanla meşgul olmuşam. Hatta atam ben 83. yılda Semerkant Simpozyum'a gitmişim bir yerde. Sonra 87. yılda gelip çıkışta öğrenmişim. Semerkant Simpozyum'da muğamların tarihi üzere. Danışmışsın, çağırmışsın. Ya, ben danışırdım. Yani bir çağırmak başkaydı yani. Demir üstüne... Danışmadı kızım aslında. Ya, çağırmak dedim. Yani ki, Muhammed'le meşgul olmayı ki, Muhammed ağzından çoktan bilirim yani. Ben inanmıyorum ki Azerbaycan'da, yani peşekar bastıkarıyla meşgul olan adam Muhammed bilmesin. Öz musikisini bilmeyen adam yoktu mali geldi bastıkarlık sahasında. Ve ne da ister istemez ben de benden böyle bakanda spiros biraz çoktu neye göre çünkü ben ister istemez ben Muhan ifaçısının evinde doğulmuşum yani o nesilde bana ölü babalarımızda gelmiş babamla ve atam bütün kovma araba etrafta hepsi Muhan işiyle meşgul oldu. Ben de kulağım dolup ben Muhan'ım biraz mesela başkalarından olabilsin ki biraz terazi körlüğü kılığa biraz artık bilirim. Çok var, çok yakışı. Yani ki o bana çok kömür ediyor. Hem bugünkü o dediğin insan Masır Mahmudar deyiz seni. Bəli. O Masır Mahmudar yardımı açın Muhammed'in başka, o başka musiqinin evinde öğrenmeliysə. Yani ben həmişe can atmışam ki, mesela tek Muhammed yok, eğer bestekarlıkla meşgul adam, hem Muhammed'i, hem klasikadır, hem estradadır, hem ne bileyim, her türlü farklı oldu. Yani ki musiqinin bütün evlerine meşgul olmalıdır. Elkan yaşadır atanın çalgısını çalır muğamları. Onun tarih aletinde. Ben bir bestekar kimi ne yapıyorum? Onun çalgısı yaşatmadan ötürü, yani böyle bir şey uzun bir laf şirleşirdim. Ne yiyeyim mesela bir şey, şirleştim. Tarda, herkes için konsert edeyim. Dedi bunu edeyim de. Hacı Xan Mehmetoğlu'nun konsertlerinden yaxşı konsert yoktu Azerbaycan'da. Yani o yazıp, ben ne kadar yazsam ondan yaxşı alınmayacak. Öyle bir şey olur ki, yani benim özüme ait olsun. Özüme ait de ki, bu bayramname janrı. Yani ki rock musikisine yakın olduğuna göre, yani canlandığımda rock gruplarda çalmışam, ifa etmişim, bu musikine maraqlanmışam. Ve Muhammed de bildiğine göre, bunları bilme sintez edildim. Yani böyle bir şey çıktı ortaya ve adı da oldu bayramname. Yani benim bir evlat gibi atam için, yani ki ben bu şeyi gücüm çattı, onu eledim. Böyle. Yaşanmak için de. Bu, Behan, Emine bir de al. Ola, ne ola gel ki, bir neçe Behan maneler var ama. Mesela bir daha şey diyeyim, biraz sen, zaten biz Elkan'la biraz başka adamız. Biz çok hoşlanırız danışmaya. Mali gel ki, mesela de kırardan başkaları danışsa, yani ki adamı daha da çok lezzet eder, ne ki özü danışsın. Mesela, yani... Ay tamaşaçılar, Elder, ay tamaşaçılar, biz de diyelim, Elder özü özlüğünde çok tevazökar adamdır. Ve bana buraya gelende de defalarla diyor ki, bana çok tarifleme. Ve özü özün tarifliğine de bana koyuyor tarifleme. İndi ki iş bu yere çattı, ben istedim, deyim ki sen çok sevimli ve hepimizin aziz bestekarsın. Öyle bir bugünkü ben de bu sözü. Ben gene gönlü danışma. Bugün Azerbaycan estradasının keşiğinde duranlardan biri de bu. Meraklı Azerbaycan estradasının. Ve bugün de ben hemen Azerbaycan müdahalının meraklıydıysa buysa Azerbaycan estradasının meraklı. Bilerek ben. Elvan Mavi'nin, Elvan'ın müsibirleri hepsi Mavi'nin üstü köpülenir.
kim bilenler üstünden saslanan onun musibisinde, çünkü bu göz nasıl evde miran eşidir. Onun analiz edilende onun eserlerini, hepsi miran üstündedir. Böyle çok güzel zevkli mahnılardı, miran üstünde kurulur. Çünkü onu başkaca olabilmez. Adı bunun estradadır. Bu kökü miran mı? Kökü miran. Oradan gelip hamsi. Neden geldi? Behram Mektabı'ndan geldi. İnşallah 3 yıldan sonra ölmesi sağ kalsa Behram'ın 150'ydi. Gerçi o 150'ye açılıp kireçilen yeni bir şey mesela bir yaradım. Yanımca hazırdı benim doğum planı. Postun icrası çok cuma bu yakınlarda başlayacağım. Mutlaka Behram anlıyorum. Yani ona böyle gelir. Bilmiyorum. Belki Serfem. Ki bir Nuhan operası yazmalıydı. Çünkü bilsin Mertan neyse koy Nuhan operası olmasın, koy Nasir operası olsun, koy Estrada operası olsun. Ancak mutlak Mansurov familiyası yazılmalı da afiş oldu. O vardı Esar. Sizin sahneyi bırakın. Var, o opera yazmış o hem yetim güzel. Onu çıkartma meselesi var ortaya. Yani biraz problemler var ama edeceğim. Göre de inşallah. Yetim güzel. Herhalde biri yetim güzel. Ben burada koy oturmuşum dinleyin. Ben ne diyeyim? Ağız tamaşası var. Alkışlıyor. Yahya Hanım'ın son sözü. Ben geher boksa, ben bağışlayayım. Onu Münevver Hala deyip, Münevver Hanım deyip müsaadesinde de Yahya Hanım'ın son sözünü ellerime bakıp her şeyden çok ellerime heyfim gelir. Ben bu söz benim her şey yardımdadır. Ey sanatkar, Allah sana rahmet eylesin ve biz hiç vakit sana unutmayacağız. Sizinle görüşme ümidiyle Şamil Süleyman'ı. Sağ olun.